Arkadaşlar bugün size suçlanan erkeğin verdiği 3 tepkiden bahsetmek istiyorum. Hocam yapma bunu. Yani bak bir erkek olarak sen bizimle ilgili sırları kadınlara veriyorsun. Yapma bunu. Ne yapayım? Gerçekten önemli bir şey bu. Kadınlar bunu fark etmeli. Ama erkekler de fark etmeli. Böyle bir şey yapmasınlar. Tamam da neden yapıyor hocam? Suçlandığı için yapıyor. Ne yapıyor? Yapılan çalışmalar ve gözlemler erkeklerin suçlama karşısında 3 tepki verdiğini gösteriyor. Bu 3 tepki ani verilen tepkiler ama komik, inandırıcı değil. Maalesef doğru da değil. Suçunu örtmek için yaptığı oyunlar aslında bu 3 tepkinin ne olduğunu görün, farkına varın. İnşallah bu 3 tepkiyle karşılaşmazsınız. Suçlanan erkek 3 tepki veriyor. Evet, nedir bu tepkiler? 1. İnkar etmek. Ben değildim. Ben yapmadım. Valla ben yokum. Hemen inkar. İlk şey inkar. Sen biriyle görüşüyorsun. Görüşmüyor. Nereden çıktı? Yok böyle bir şey. İnkar ediyor. WhatsApp'ta mesajlarım var. Hayır, benim değil. Hiç benimle alakası yok. Senin mesajlar. Hayır, inan benimle de alakalı değil. Hiç ben bilmiyorum. Yok. İnkar. İlk şey inkar. Hemen inkar ediyor. Doğru mu değil mi nedir? İlk refleks inkar. Ya elde yazışmalar var net ortada. İnkar. Benim değil. Ulan senin yazışmalar bu. Senin telefonun. Arkadaş atmıştır. Suçlanan erkeğin verdiği ilk tepki inkar. Bunu görelim, bunu fark edelim. 2. Öfkelenmek. Şimdi inkardan sonra olay net ortaya çıktı. Anlaşıldı. Mesajların onun olduğu belli oldu. Aman Allah'ım. Yıkıyor ortalığı. Bağırıyor, çağırıyor, gürlüyor. Allah böyle bir bakıyorsun adam barut. Ve korkuyorsun o verdiği tepkiler karşısında. Acayip derecede hakaretvari, sanki suçlu senmişin gibi bağırıyor, çağırıyor. Bak şimdi, öfke. Öfke suçlamayı kapatma adına bir maske. Neden? Öfkesiyle beraber seni sindirmek istiyor. Seni bastırmak istiyor. Öfke suçunu kapatmak için yapılan bir hareket aslında. Tamam mı? Öfkeleniyor. Verdiği tepkiden dolayı sen bu sefer ürküyorsun, korkuyorsun ve geri çekiliyorsun. Ne yaptı? Olayı sıyırdı. 3. Başkalarını suçlamak. Şimdi mesajlar net ortada. Twitter'dan, Instagram'dan, her yerden kadınlara yazmış. Bak şimdi ortaya çıkmış bunlar. Bu sefer onlar bana yazdı. Benimle hiç alakası yok. O gönderdi. Ya da mesaj atmışsın benim değil. Arkadaş atmış benim telefonumdan. Bak şimdi. Ya da senin yüzünden oldu, sen benimle ilgilenmiyorsun, işte beni sevdiğini söylemiyorsun, işte bana değer vermiyorsun, ilişkimiz zaten bozuktu, ben zaten yapmak istemiyordum, senin yüzünden ben bunları yaptım. Neden? Senin gibi eş mi olur? Suçlu kendisi bir baktın, ihale sana kaldı. Sanki sen suçluymuşsun gibi. Bütün suç seninmiş gibi seni suçlamaya başlıyor. Evet arkadaşlar, bu 3 tepkiyi gördünüz. Bu 3 tepkiden sonra artık erkekler başka suçlandığı zaman nasıl bir tepki vereceklerini düşünsünler. Çünkü bu 3 tepkiyi artık kadınlar yemez. Bunların neler olduğunu öğrendiler ve bundan sonra işiniz zor. Haberiniz olsun. Videomu beğendiyseniz WhatsApp'tan dostlarınıza gönderin. Erkekler bunu kesin göndermezler WhatsApp'tan. Siz gönderin. Gönderen göndersin. Herkes bilinçlensin istiyorum. Sizden gelen sorulara ve sorunlara videolar çekmeye devam ediyorum. Bu video benimle alakalı değil arkadaşlar. Bir hanımefendi suçlanan erkek nasıl davranır? Hocam bununla ilgili bize bir video çek dedi. Bak suçlu o. Benimle alakası yok. Kızmayın bana. Ben onun sorusuna video çektim. Teşekkür ediyorum o hanımefendiye. İlginç bir video oldu bu. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için zil var, zile de tıklayın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.